Kimin durumu şartları müsaitse o kişi sorumluluğu alacak. Başka konuşmak isteyenler, özellikle beylerin yorumlarını bekliyorum. Parmağınızda yüzük var Yalçın Bey. Evlisiniz. Kaç çocuğunuz var? Bir çocuğum var. 3,5 yaşında. Biz destek olmak için geldik. Yalnız olmadığını bilsin istedik. Bu süreçte çünkü en çok desteği olduğu, ihtiyaç olduğu şey belki manevi destek. O yüzden buradayız. İnşallah tez zamanda çocuğuna kavuşacak. İnşallah. İnşallah. Yani gelenler... Yani burada görmüş olduğunuz yani çok az bir kesim. Daha evet. Yani daha çok az. Bütün havalimanı mı? Tabii ki. Gelemeyen yüzlerce arkadaşımız var. Yüzlerce arkadaşımız var. Yüzlerce. Bir bakabilir miyim hemen? Bu arada sevgili seyirciler bakın binlerce tweet varmış. Kevser buraya yola çıkarken anneciğiyle beraber gelmişti. Bir de arkasında kapı gibi duran babası ve erkek kardeşi vardı. Biz onun sesi olmaya çalıştık ama bu süreçte onu yalnız bırakmayan ne kadar güzel dostlar biriktirmişsin ki dostlarım ve arkadaşlarım var. İyi ki varlar. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varlar. Kevser abla sen korkma. İnşallah bulacağız çocuğunu. Kevser abla inşallah bir an önce çocuğuna kavuşursun. Şu an tabii bir saniye hemen hashtag bölümüne giriyorum. Kevser'le alakalı. Yalnız değilsin. Kevser diye işte kaçmıştık. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin lütfen. Ve de şöyle bir şey var. Kevser işten çıkalı uzun yıllar oldu. Doğumdan sonra çıktı. Yaklaşık 5 yıl olmuş. Evet, gel yaklaşık... böyle bak. Bu da anne adını. Evet yaklaşık 5 yıl oldu. Kevser'in ne kadar sevildiğini gösterir bu. 5 yıl oldu işten çıkalı. Ama evet. Biz hala onunlayız. Ve daha gerçekten gelmeyen çok kişi var. Onu çok seviyoruz. Kendisi yaşadıklarını çok naif bir şekilde anlattı. O da onun asaletinden kaynaklanıyor. Evet, aynen öyle. Yani sözcüklerini itinayla seçti. Aslında söylemesi gereken o kadar çok şey vardı ki Kevser yutkunmayı tercih etti. Daha üstü kapalı, en naif, en kibar haliyle anlattı. Elvan Çakır'ın isminde bir izleyicimiz. Ben de eşimden ayrıyım ama benim evladım yanımda. İnşallah sen de... Alırsın, yaradana sığın, yanındayız her zaman. Teşekkür yazmış. Ederim herkese, tüm yalnız destekleri değilsin için. Yalnız değilsin Kevser abla demişler. Ay ne güzel şeyler var. Yani canım benim. Murat Boz'a da teşekkür ediyoruz. Evet. Bu dünyada hiçbir şeye cezası kalmaz. Çocuğunu elbette geri alacaksın. Kevser abla içini ferah tut. Kimsenin bir çocuğu annesinden ayırmaya hakkı yok diye yazmış bir seyircimiz. Ayrılmak da evlenmek kadar doğal bir şey. Bir anneyi evladından kaçırmak da ne demek? Biz maalesef geçen hafta o görüntülere şahit olduk. İzmir'den bize bir ihbar geldiğinde ihbarı veren seyircimiz İpek'in 5 yaşındaki kızın kafasında bir şapka olduğunu, babayla beraber olduğunu, gözünde de bir yetişkinin takabileceği büyüklükteki kocaman bir gözlük olduğunu, tedirgin olarak bir çay bahçesinde arkaları dönük bir şeyler yemeye çalıştıklarını söyledi. Tabii ki diken üstünde bir baba var çünkü çocuğunu annesinden kaçırıyor. Dolayısıyla yakalanmaması lazım. O tedirginlikle beraber gözleri de açmış seyircimizi fark ediyor. O sırada karakolluk oluyorlar ama çocuğu yine yaşamaması gereken bir anı yaşatıyor. Aslında en çok bir, İpek cezalandırılıyor. Evet en çok İpek cezalandırılıyor. Araca veriyor. Araçta sanırım dede olduğu iddia ediliyor. Evet. Dedeye veriyor sen bunu kaçır ben karakola gidip ifademi vereceğim diyor. Cuma günü bir konuşma yaptım. Dikkatli dinlediyseniz bir çocuğun çocukluğunu, psikolojisini katletmek istiyorsanız bunları yaşatırsınız. Evet. Bir babanın ben bunları yaşatabildiğine inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ben bunu de. Sen yapmış olsaydın aynı tepkim aynı sana şey, doğurdu. Kesinlikle. Şu anki her arada davranış, olan İpek'e oluyor. Bu süreçteki her zorluk o 5 yaşındaki çocuğun kafasına mıh gibi kazanacak. Bir bakın, ve yaşam karşı boyunca tarafı, terk edilme kaygısı, korkusu yaşayacak. Bir iddia da şu, dosyalarına baktığım zaman bu beni çok üzdü. Yani Kevser'in çocuğunu terk ettiği iddiası. Bakın bir kadını bunu 100 defa okumak zorunda kalıyorsunuz. Kevser çocuğunu terk etmiş bir kadın olarak mı duruyor karşınızda? Ekran karşısında niye bulunsun? Hukuki anlamda mücadelesini vermeye çalışıyor. Ama bu mücadeleyi verirken evet çok şanslı ailesi ve dostları yanında. Ama aynen. Bunu yapamayan binlerce kadın var bizim ülkemizde. Boşanmaya bile cesaret edemiyor. O şiddete maruz kalıyor. Evet. Ben yine de arkadaşları da belirtti. Yaşadıklarının onda birini anlattı diye. Hukukçular şöyle bir söz vardır. Usul esastan,
üslup mesajdan önce gelir diye. Üslubun için ben teşekkür ediyorum. Bu senin anneliğini gösterir. Aynen. Bu şekilde yoluna devam et. Teşekkür ederim İlyan Hanım. Mesela bir seyircimiz şey demiş. Ben kızım uyurken bile özlüyorum. Nazlı. Esra Hanım, Kevser bizim eski çalışma arkadaşımız. Evet. Kendisi gerçekten melek kalpli, çok iyi. Bir gün kötülüğünü görmediğimiz bir arkadaşımız. Çok aynen, seviyoruz. Aynen. Bizler buradayız, arkadaşlarımın da söylediği gibi. Bir o kadar daha kat ve kat fazlası. Şu anda ekran başında kalbimiz yüzlerce. Kevser'imizle ve İpek'le. Buradan gerçekten kayınpederine, eşine, kayınvalidesine özellikle seslenmek istiyorum. Yani lütfen bu işkenceyi bir anneye bu kadar daha da fazla artık yaşatmayın. Son bulsun. Programınızda sanıyorum finale girecek. Cuma günü. Cuma günü finale girecek. O süreç, bütün süreç yine Keser'le beraberiz. İnşallah bulunur ama eğer ki o zamana kadar da bulunmazsa biz bile tedirginiz arkadaşlar olarak. Acaba bundan sonrası ne olacak diye. Bir an önce arzu ediyoruz ve gerçekten çok çok rica ediyoruz. Özellikle kayınvalidesinden, o da bir anne, elini vicdanına koysun ve lütfen anne ile evladını buluştursun. Bu işkence burada son bulsun artık, yeter. İnşallah, inşallah. Gerçekten yeter. Başka konuşmak isteyen varsa lütfen mikrofonu alın. Buyurun. Ben de söyleyeyim. Şimdi az önce avukatımız, teşekkür etmek istiyorum. Özellikle belirtiyor, hukuk, hukuk, hukuk. En çok ihtiyacımız olan şey ve hukuka rağmen sadece ellerindeki maddi imkanları kullanarak çocuk kaçırmak, ellerindeki maddi imkanları kullanarak insanları cezalandırmaya kalkmak, ellerindeki maddi imkanları kullanarak vicdansızlığı göstere yapmak. Bunların hepsinin artık bitmesi gerekiyor. Hukuka inandığımız, hukuku desteklediğimiz sürece parası olduğu için hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ve hukuk devleti olduğumuzu biz her gün her şekilde hatırlatmalıyız birbirimize ve bunu yapan insanlara. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yani hukuk önünde geçici velayet hakkı verilmiş. Orada bir problem evet. yok. Burada insani bir durum var. Yani bir babanın, kayınvalidenin ve dedenin gelinine yaptığı, eşine yaptığı bir zulüm var. Kuralları çiğnemek aslında. Yani insani değerleri hiçe sayıyor, hukuku da hiçe sayıyor. Ve 3 aydır çocuğuna hasret bırakılıyor. İpek Türkmen'i nerede görüyorsanız lütfen bize ihbar edin. 5 yaşında bir kız çocuğu, dünya güzeli bir kız çocuğu. Babası Mehmet Türkmenli, Mehmet Özgün Türkmenli. Dede Lütfi Türkmenli. Mustafa Lütfi Türkmen. Anneannenin adı? Babaanne Hilmiye Türkmen. Hilmiye Türkmen. Onların yanında olduğu söyleniyor. İzmir'deki Seferihisar'daki yazlıkları kapatılmış, şu anda oraya gidemiyorlar. Evet. Çünkü oradaki komşular da tepkili, onların sesini de duyduk. Yine İzmir'de bambaşka bir bölge, Selçuklu'ya gitmişlerdi. Selçuklu, evet. O bölgede de artık o tedirginliği yaşadıkları için sıkıntıdalar. Evet. Türkiye'nin her yerinde, her şekilde olabilirler. Lütfen görenler, duyanlar bize ihbar etsinler. Ve hashtag'i bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yalnız değilsin Kevser dedik. Bu konudaki yorumlarınızı, boşanma sürecinde çocuklarıyla cezalandırılan nice anneler var ülkemizde. Bu süreci tek başına atlatmaya, altından kalkmaya çalışan çok kadın var. Çok da baba var aslında. Evet. Yani bu sadece kadına özgü bir durum değil. Tabii ki. Babalar da aynı problemi yaşıyorlar. Her iki tarafında vicdan muhasebesi yapması lazım. Yani anne, çocuğunu kaçıran annenin de veya babanın da her iki tarafta. Önemli olan vicdanlarını senin eline koyup. Senin 5 yıl önce ayrıldığın kurumdaki mesai arkadaşların, çalışma arkadaşların bugün senin yanındaysa bu çok önemli bir gösterge. Dahası da şu anda ekran başında bizleri izliyorlar. Eminim tweetlerle her türlü desteği veriyorlar. Son cümlelerin neyse onları almak istiyorum. O kadar mutluyum ki yanımda oldukları için. İnanın acımı biraz daha dindirip daha çok umut verdiler. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerine ayaklarına sağlık, buraya kadar geldiler benim için. Bizim çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İpek Türkmen'i görenler, baba Mehmet Özgün Türkmen'i görenler, babaanneyi gören veya teyze Leyla Akbal'ı lütfen yalvarırım, ihbar edin. Bir an önce beni kuzuma kavuşturun. Çok özledim yani, anlatamam. Ne olur bunu lütfen. Ne olur, insanlar anlamıyorlar. Yani hala pijamasıyla uyuyorum. Her sabah kalktığımda böyle hep hayal kuruyorum. Geçen gün sabah kalktığımda rüyamda onu gördüm.
sarılarak böyle öpüyorum her yerini ve uyandığımda kalbim inanılmaz çarpıyordu. Anneme dedim ki anne böyle böyle ipeği gördüm. Kalbim 50 sene nasıl hızlı çarpıyor dedim. Ya o kadar heyecanlandım ki kavuşmuşum, öpüyorum her yerini, kızlarını, her yerini. İnşallah. Çok acı bir şey gerçekten. Allah'ım kimseye yaşatmasın, amin, yavrusuyla amin sınamasın. Hiçbir anne ayrı kalmasın yavrusundan. Tek isteğim bu. Güzel dostlarına da milyonların önünde teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Hepsi gözyaşlarını, hepsi acısını, yaşadığı süreci, stresi paylaşıyorlar. Bu kolay bir süreç değil. Sancılı geçecek bir süreç. Evet. Ama Allah'ın izniyle bitecek. Atlatacağız. Aynen öyle. İnşallah el birliğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Alkışlar.